Merhaba, ben Çağrı Ergün. Çağrı Ergün'le kısmetse olur. Yakında başlıyor. Haydi götü olanlar ekran başına. Lütfen Eren abi sonra şaka yapınca ağırlıyorsun. Günaydın Zed, nasılsın? Sana ne? Alfa ya. Sana ne mi dedi? Evet. Ben hiç yakışmadı sana. Terbiyesiz. Sana hiç yakışmadı. Terbiyesiz değil. Geçen programda bir Zed'e gerizekalı dedi, oraya koptum olarak. Tolga Tolga demiş. Tolga şey diyor, gerizekalı. Bütün o... Kavgadan ziyade dedim ki... Oğlum yani. Tuğçe çok çıldırıyor şu anda ya. Tuğçe kaos yaratacaksan seni tutacağız. Sen mesela sempatiksin. Ben malın tekiyim ya. Ne dedi ki bana? Ben malın tekiyim diye. Yeni saf erkek ya. Ben malın tekiyim diye. Bana bir işlem yapılması tabii gerekiyordu. O işlem yapıldı. Tabii, bir kereye mahsus önceden yaptırdım. Ben de bir kere bisikletten düştüm. Bekaretim mi gitti? Ya salak salak konuşmam, ne diyorsun ya lan ben sert. Oğlum siz bugün ayarsızsınız ha. Nereye atacağız şimdi, onu söyleyin. Beni kaldırmasın ki. Erhan. Vallahi bak belini atsın. İyice bir şeyler yapıyor ya. Baba yani testosteron fazlalığından ne yapacaklarını şaşırdılar ya bu erkekler. Ben ya bunlar niye böyle konuşuyor kızım? Duyuluyor zaten her şeyiniz ya. Yeliz sen kalk şunlardan arasına kalk, sen bu ekipten olma ya. Bilmiyorum. Olmayabilir. Ben yalandan bir su içeyim de geleyim o zaman. Masadaki o bardağı da götür. Oğlum böyle bir şey var mı lan? Gerçek mi bunlar? Oynuyor mu acaba? Bu nasıl bir sinsilik ya? Var mı böyle bir şey? Kudurtucu moda açmış ya Simge. Ben bir su almaya gideyim. Belki laf da sokarım hani. Elim boş dönmem. Senin şu an içeride makara kikir yapıyordu. Asla yapma. Bilim adamı. Makara kikir ne lan, dövüş. Bilim adam bak. Erkekler evine geçtik, ilk cümle bilim adamı, ilk kelime. Duyduğunuz ilk kelime bak. Ne konuşuldu mesela? Acayip merak ediyorum, anladın mı yani? Bilim adamı diyor Serdar bir anda erkekler evinde mesela. Konu ne acaba yani? Şu an içeride mi? Bakalım. Kırmızı oda için evet. Dağın. Evet çıkanlar kırmızı odaya gidecek. Oyun. Arkadaşlar evet. Baba orada... siz niye rap yapıyorsunuz? Daha geçen bölüm kızlar gösterdi kartları. Anlattılar, siz neyin peşindesiniz ya? Biliyorsunuz her şeyi. İzledik, izlemesek arka planda çevirin yine sinemanızı. İzledik ya. Programdan ayrılıyor. Yeni damat adayları geliyor. Evet. Hayırlarla yolumuza devam ediyoruz. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. O zaman ben hayırlı. Erol ya. Ulan mucucuk ya. BKM bu adamı izlemiyor mu? Ne yapıyor ya BKM? BKM Mutfak ya. Beşiktaş. Mete Fırlıs. Merhaba. Erol'a yine ayrı. Baba bu evet hayırlar, bu kontent bu adamların ilişkisini bitirdi bak. Normalde bağlayıcı bir kontent. Bu adamlar sevip de kavuşamıyorlar şu evde. Yemin ederim ikisi de elenip çıksa bari de dışarıda görüşseler ya. Bir ciddi bunlar. Bunlar da bir haftadır denk gelemediler ya valla. Adam amına koyayım yan evden kalp göndermekten baksana sıfatına ne oldu ya. Herkes evet. Evet. Burada bir tane hayırımız var. Oğulcan'ın evet'i alıp Erol'a versen hüngür hüngür ağlar biliyor musun Oğulcan? Vallahi ağlar, bana çıkmıştı evet, niye ben gidemiyorum, benim de o evet benim olmalıydı diye ağlar, vallahi ağlar olacak kardeşim. Aksiyon olsun çünkü ben aksiyonsuzluktan çok sıkılıyorum. Ya tamam ya, sen de aksiyonsuzluktan çok sıkılıyorsun, ben de aksiyonsuzluktan sıkılıyorum. Andırık rahat bu çocuk. Tatile'ye gidiyordum amına koyayım, aksiyon yaşamaya, oraya gidiyordum, bilet takıyorlardı bir tane, bütün oyuncaklara binebiliyordum ya. Korku tüneline girelim, gel senin aksiyon için ya. Hiç korkmadım, trene binelim ya, su kaydıralım ya, araba oraya. Aynen, sen polisle çatışman lazım. Senin böyle bir aksiyon olmadı sana. Doğru söylüyorsun. Yalan be. Yok. Ne? Çok... Serdar'ı duydun mu? İngin İngin İngin. Lan kimse değişmedi zaten seninle Serdar. Kimse Serdar'ın hayırına talip oldu. Ben görmedim, olmadı. Serdar söyledi. İngin İngin İngin. Evet, ben Sedat de Sedat da bir üzüldü kırmızı odaya gidecek diye. Ne oldu Çağrı? Üniversite sonuçlarının açıklandığında, yani okulu kazandığımın sabahında kahvaltı öncesi aileme yaptım şov. Eşittir ben amına koyayım, izle. Şu. Kazandım. Kırmızı odaya çağırmak istedim. Anladım. Kazandım. Hadi bakalım kahvaltıya geçelim şimdi. Tabii şaşırmayacaksın. Ne haber? İyi sen? Ben ne de iyiyim. Ne okuyorsun? Teşekkür ederim. Bugün duş aldık.
Bugün duş aldık Yaren. Öyle gelmek istedik. Bilmiyorum yani. Ya, ya nasıl kesebilirim? Okey. Ya sen de güzel bak. Adam, sen kendinin farkında mısın Lolita? Sen nasıl kessin adam senden? Ha? Ha? Sana karşı nasıl kendi göz temasını koparsın bu çocuk? Bu çocuk şu anda çaresiz. Bah! Çocuk yani çöllerde kimsesiz. Kobra, Kaptan Amerika. O nasıl bir kalkmaktı ya? O nasıl bir kalkmaktı ya Yaren? Kendini resmen amına koyayım arkada şöyle güç alıp kalktın ya. Futbolcu musun sen ya? Böyle kalkıyorsun. Ne oldu azıcık? Evet. Yazdım. Ya olur mu şimdi böyle? Evet. Heyecanı kalmaz. Ya. Ya işte o kişi sen misin emin değilim ama şey yazdım işte. Kısa saçlı sarışın hatunun benim beyaz tenini özlediğim. Ne güzel baktın o gün bana. Zayıf da sen belini tutsana gibi şeyler yazdım. Ama sen misin o kişi emin değilim işte ondan. İşte sensen eğer bir gün okuyacaksın. Bilmiyorum ama şu anda daha belli değil yani. Ben şey yazardım biliyor musun bana da sorsaydın. Ya zaten sana sormadık sen yazdığını anlattın. Bir daha diyorsun ki ben şey yazardım biliyor musun bana da sorsaydın. Sanki o yazmıştı sen ya sormuşsun. Şimdi bu... de o sana sorsun içerisinde bir daha yazdıklarını anlatacaksın. Bu muhabbet nereye gidiyor abi? Anlat bakalım. Ya kadın ne? Sana soru soruyor. Seni görünce böyle şey kalıyorum ben. Aptal bir insana dönüyorum konuşamıyorum. Deme. Kalbim sana mı dönüyormuş? Muhabbet edemiyor ki ya. Evet. Ablacığım siz bir haftada, ikinci haftadayız. Bir, iki haftadır senden ne haber, benden ne haberi geçemedik daha sizinle ha ikili. Bu ikili geçemedi ha bu konuyu da. Senden ne haber, benden iyilik, senden ne peki daha ne haber. İyi benden de. Allah'tan bu Serdar bugün Allah'tan midesini bozdu. Konu çıktı amına koyayım. Ne konuşacaktınız lan yoksa? Allah'tan bugün midesi falan bulandı bu çocuk. Kötü hissetti onu anlatabiliyor şu anda. Yoksa benden de iyilik, senden de iyilik mi? Benden zaten seni gördüm heyecanlandım. Ben seni gördüm asıl heyecanlandım. Hiçbir şey yapmıyorum. Ben dediğim tamam ya benim sürprizim vardı. Bize söylemek ister misin sürpriz mi? Sürpriz. Tamam. Oğurcan'a bari söyleyelim ya. Üzüldü bana. Ya Erhan. Oğurcan'a gizliden kulağına da mı söyleyemeyiz ya şu anda? Ne olur ya. Oğurcan merak etti ya. Bak üzüldü ya söylemeyince. Tamam dedi. Oğlum sende hala böyle derin bir yaralar oluştu durun. Çok farkındayım. Erol abinin bardağın üstüne E yazıyor. E'yi kim lan? Erol. Erol. Aaa! Bu adam kendine aşık. Sapyoseksüel kendine aşık demek miydi? Evet. Aaa! Erol'un E'siymiş lan o. Powerpuff Girl Yaren'i çağırmak istiyorum. Ne? Vay! Niye? Allah'ım ya. Bir şey konuşacak ya, ondan yok, ondan. Kanka, kanka. Git dışarıda konuş ya. Ya burada kanka niye konuşuyorsun kanka abi ya? Siktir kırmızı oda burası ya. Lan sakin ya, ol sakin. Ya bro ya git. Kamera arkalarından konuş ya. Kulis arkasından konuş. Abi kırmızı odaya işte romantik sana güveniyorum. Kalbim çok kırıldı. Tuğçe ne durumda? Simge benden hoşlanıyor mu falan filan. Baydım be kardeşim ya. Yaren şimdi ikinci kez kırmızı öde giderken heyecanlanacak kim bu acaba falan triplerine girecek ya ben o sahneleri tabii görünce çıldığına döneceğim işte. Bak şimdi değil bak o sahneleri gelin izleyelim. Bak bak. Ay bak ben hiç abi bir daha gidiyorum ben bir dakika tövbe estağfurullah bismillah diyecek öyle gidecek. Bak bak ilk tepkisi de şu. Ben o sahnelerden kuduruyorum şu anda onları hayal edip. Evle ilgili bilgi almak istiyorum durumlardan. Ne oldu, durumlar ne bitti. Durumlar çok karışık. Bir de senin gözünden dinlemek seni istiyorum. Seni çok istiyor. Geçinebiliyor musunuz? Nasıl durumlar? Bu sene işte fitreyi size verelim diyoruz. Ama Simge'ye ben kendim söyledim. Atağa bırak. Bilek. Evde hani var mı bir ihtiyacınız, bir şeyiniz var mı? Ne yiyorsunuz? Nesrin gülüşü bak böyle gidiyor. Yukarı doğru gidiyor fark ettiniz mi onu? Bir şey diyeyim Nesrin ne İhsan bir şakalara çok gülüyorsun? Ya Gugu. Öyle bir çocuk değil ama erkektir dedim. Yükselebilir. Erkektir yükselir ne demek ya biz sanki? Allah Allah. Erkektir yani yükselebilir. Yara çekilsen yapacağını yap. Ben de affettim. Kapattım konuyu yani. Halbuki Spotify listende Çakal'ın yeni şarkısını hemen eklemişsin ama. İnşallah haydi. Bunu Tolga abim görmez. Tolga abim görürse biliyorsun çok hayda sert bir adam. Oo. İnanmayanlar baksın Aybüke'nin Spotify listesine. Biz baktık abi. Bizden kaçmaz.
İşte bazen evetler hayır, hayırlar evet olabilir. Bir tane şutu be kaleye vurmayın ya. Ne zaman evetler hayır, hayırlar evet olabiliyor ya? Ne zaman? Bana hiç denk gelmedi çünkü. Allah Allah. Yine yaptı kelime oyununu ya. Yine yaptı. Dövün ya burada. Ulan en ufak bir fırsatı bu evde kimse kaçırmıyor ya. Bazen işte evetler hayır, hayırlar belkiye, belkiler acaba'ya dönebiliyor bende. Bir birdir, iki ikidir. Aynen öyle. Değiştirdin kesin. Her hayırda bir evet. Evet. Bak devam. Yeter. Kum saati doldu ya. Hadi ya. Sen metafor yapacaksın diye kum saatimiz bitti ya. İşte ya yok be. Oğlum, hayır almıştım o yüzden. Çağırdılar ya. Ne hissi kalpleri. Dur lan. Ne hissi kalpleri diye. Ne hissi kalpleri diye. Şimdi Ayşener'in yanına gidiyorum diyor ya. Amerika vizesini almak bu kadar zor olmamıştı. Şey, Amerika demişim. Almanya. Allah söyledi lan, yoksa ben Amerika vizesi mi alıyorum lan? Kanka. Dur lan, daha kız gelmedi, onu çevireyim. Çok alışık değil böyle şeylere. Şimdiden onu önce onu çevir, ondan sonra Ayşenur'u çağır. Ben Tuğçe'yi çağırmak istiyorum. Wow! Yes! Oha, işte bu! Bayağı. İşte bu! Güzel güzel. Doğru abla. Bu arada erkeklere... Hayır. Şey diyeceğim, kızlar evinde nasıl durum şu an? Kimseyle konuşmuyor. Ben yok. Ben bir robotum var, robotla konuşuyorum. Saçmalama, evet, ciddi misin? Gerçekten Zeyd de geldi, gösterdim. Neyse, kızlar yanına geldi. Gene kıyamıyorum, bilmiyorum. Lan duygulandım ben de ya. Sakın abi, sakın kendine gel. Tuğçe beynimize giriyor, sakın. Tamamen evet, ben bunu tanıyorum demem. Tanımıyorum ki. Senin çok 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 güzel bir şey söyledin, biliyor musun? Ne dedi lan? Çocuğu konuşturmadın oğlum. Ne ara söyledin lan çok güzel bir şey? Katılıyorum. Sana katıldı sabahtan beri. Onu çok sevdim. Çok güzel bir şey söyledim bak. Orada ne dedin? Katılıyorum dedim. Ben dinlemek istemiyorum. Sedat mı? Ben de anlattım. Ayşenur, Ayşenur, Ayşenur. O saçları o kadar yaptık Ayşenur seninle. 3,5 saat harcadık kuaför. 3,5 saat sonunda şu Sedat'a bir kırmızı odaya çarptırtamadın kendini ya. Vallahi kendini bir kırmızı odattıramadın ya. Üf, daha ne yapacağız ya bu saçı başı ya. Bildiniz mi? Sedat çağırmış Tuğçe'yi. Ben dedim. Ya kızım zaten söyle, sen niye sürekli drama queenlik yapıyorsun? Gördünüz mü? Sedat çağırmış Tuğçe'yi. Zaten çağırken sanıyor ama ben böyle yapıyorum ki daha fazla bir şeyler olsun. Olay yaratayım istiyorum. Yani bunu acil toplamamız lazım. Kızlar, kızlar, kızlar. Siz için bana tavır mı alacaksın? Tavır mı alacağım? Demedi mi? İfadeyi Türkçe ifade etmeye çalışıyor. Kızı anlayıp da konuşun. Aynen. Bizim gibi net Türkçesi değil. Ay bunun şu... Senin net mi Türkçen peki şey Danur? Bizim gibi net Türkçesi değil. Sen okey mi Sedat? Sen Türkçenin geldiği son noktayı mı konuşuyorsun zannettiğini? Öyle mi zannediyorsun? Sen Serdar'la hiç dinlediniz mi kendinizi? Beni böyle kabulleneceksen benim kapım sana açık. Ben kadınımı alırım, sahiplenirim. Bitti, net. Net Erol diyorsunuz ya, net. Tamam. Oy. Peki sen kadınına yaş mama da verir misin yoksa kuru mama mı senin kadının? Ne abi şu anda? Ne oluyor şu anda ya? Yine bak bakıyorum, gözlerim hep ekranda. Hep senle. Bunlar benim hoşuma gidiyor. Tabii ki bunların bir artısı zaten sana olacak. Ne olacak yani? Artısı ne gibi bir artı olacak? Dönem sonunda mı yansıyacak bu anlamama? Ne zaman artısı? Senede bir çiçek. Söyledim yani. Öyle. Kendinle ilgili ne sordun? Kaan hiç görünmedi bugün. Kendimle ilgili olup bitenleri nasıl değerlendirdiğini sordum açıkçası. Bence elenmedi, biliyor musunuz mu? Hala erkekler evinde bir yerde, tepede bir yerde bir yerde oturuyor. Bence Kaan hala evde yani. Jelibon falan yiyor. Merhaba, otur. Biraz sıkışalım yani. İfade edin mi bu? Olcan cezalı, başka yere oturacak. Aa! Cezalı mı? Aa! Cezalı döndü Oğuzhan. Ne? Aa! Olcan özür dilemiş. Oğuzhan ceza kilimine gidin önlerdi. Cansel Oğuzhan'ı ceza alısına gönderdi. Abi inanmıyorum ya. Cezalı mı? Tuğçe'ye ne dedin? Ya yani şunu söyledi, ben dedim ki... Ha, ben o cümleyi merak ediyorum, unuttum bu arada. Konuşun da ben hatırlamazsam. Ulan iyi ki Yeliz'in yanına oturmadın, Erol abi oradan sana... jet bıçağı fırlatabilirdi. Valorant'ta jet var. Ya ben bir dahaki bölümde açık konuşayım. Artık Erol abi, ben Spider-Man kostümüyle istiyorum abi bu arada. Anladın mı? Benim kafamda... Bu... Biri çağırmak zorundalığın da yok. Ama o da ama bak, beni çağırmak zorundalığın da yok ama çağırmazsan da böyle konuşurum. Keşke beni çağırsaydın da hiç bunlar yaşanmasaydı. Bu zorunluluk değil, bu mecburiyet. Gel falan filan. Hayırdır belki aldım ya. Hayırsa bir bardak bize de hayır. Hep benim dediğim laf bu, anladın mı? Lan ne oluyor, ne oluyor? Nasıl bir laf öyle? Hayırdır bir bardak bize de hayır. Hayırsa bir bardak bize de hayır.
Hayırsa hayır. Hayırsa bir ben bu saatten sonra ben konuşacağım, sen susacaksın. Lan ne oluyor? Aaa! Siktir, ne oluyor? Ev açmış işine. Buna büyü yapılmış, çıkartmam lazım. Oğlum bu altıbay olmuş Serdar. Ondan böyle konuşuyor. Komutanım yani neden böyle oldunuz?